Ümummilli lider Heydər Əliyev xanədan olmasının 98-ci ilində Ankara'da qeyd edildi. Türkiye'de koronavirusla mübarizə çərçivəsində tətbiq edilən qapanma rejiminə uyğun olarak anım tədbiri video konferans formatında gerçəkləşdi. Ümummilli lider Ankara Üniversitesinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə yad olundu. Azərbaycanın Türkiye'deki səfiri Xəzər İbrahim, Azərbaycan-Türkiyə parlamentlər arası dostluq qrupunun sədri, millət vəkili Şamil Ayrım, Ankara Üniversitesinin rektoru Necdet Ünivar ve Altınbaş Üniversitesi'nin rektoru Çağrı Erhan, Heydər Əliyevin dünya ve Türk dünyası için önemli şəxs olduğunu bildirdiler. Azerbaycan'ın bugün geldiği noktada hakikaten o dönemdeki Heydər Əliyev'in vizyonunun çok önemli olduğunu ifade etmem gerekir. Ne mutlu bize ki o Heydər Əliyev'in şu andaki misyonunu yürüten oğlu Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de aynı vizyonla, aynı perspektifle, aynı heyecanla, aynı kaygılarla ülkesini yönetmeye çalışıyor ve başarılı bir yönetim sergiliyor. Necdet Hoca'nın konuşması esnasında ben de hatıralarım canlandı. 1993 yılının Ağustos ayında rahmetli Heydər Əliyev'in Nahçıvan'dan gelip bir referandumla Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğu tarihte ben Bakü'de bu ana tanıklık etme bahtiyarlığına erişmiştim. Ve halkın ne kadar büyük bir memnuniyet içerisinde olduğunu, istikrara kavuşacak olmaktan ne kadar büyük bir heyecan duyduklarına bizzat şahitlik etmiştim. Daha 21 yaşında iken. 1990'lı yıllar Azerbaycan içinde, Türkiye içinde, dünya içinde son derece heyecan dolu, dönüşüm dolu yıllardı. Aslında rahmetli Heydər Əliyev'in Azerbaycan için ne anlam ifade ettiğini belki anlayabilmek için o 90'lı yılları bir hatırlamak gerekiyor. O Türkiye'ye çok bağlıydı. Gerçekten çok özel dostlukları vardı. İşte biraz evvel Sayın Demirel'den bahsettirildi. Bilkent Üniversitesi'nin rektörü Sayın rahmetli Doğramacı onun yakın dostuydu ve Sayın Demirel'in, merhum Demirel'in onunla ilgili şu sözlerini de sizlere aktarmak isterim. Aynen şöyle diyor: Azerbaycan bağımsız milli devletinin varlığı Türk dünyası için, Türkiye için ve Azerbaycan halkı için muhteşem bir olaydır. Bu devletin yeniden kurulmasında, ayakta durmasında, güçlenmesinde, Türkiye ve dünya ile bağlantılar kurmasında Heydər Əliyev'in paha biçilmez, unutulmaz çok büyük hizmeti vardır. Yani bu yıl biz 10 Mayıs'ı çok farklı bir durumda kutluyoruz. Çünkü farklı bir durum var ve çünkü Ulu Önder Heydər Əliyev'in vasiyeti gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev Şuşa azad olduğunda tüm Azerbaycan halkına, tüm Türk dünyasına, tüm dünyaya bunu seslendirdi ki məhz Heydər Əliyevin vəsiyyəti gerçekleşti. Bu bizim için en gururlu bir məqamdır. Bu bütün Azerbaycanlılar için, bütün Türk dünyası için en gururlu bir məqamdır ki biz neye qadir olduğumuzu gösterdik. Ve ulu önderimizin vəsiyyəti məhz Cumhurbaşkanlığımızın liderliğində gerçek oldu. Aynı zamanda ulu önderimizin en meşhur sloganı tek millet, iki devlet məncə bugün de çok farklı bir durumda. Eğer biz bugüne kadar tek millet, iki devlet deyende tabii kültürel, kardeşlik, her bir alanda işbirliği, her gün artan işbirliğinden konuşurduksa, bugün durum çok daha farklıdır.